Amerikan Truck Simulator hepinize hoş geldiniz. Bugün SCS'ni çıkaracak ve çıkarmış olduğu DLC'ler hakkında konuşacağız. Bakalım biraz hem geriye dönük biraz da ileriye dönük bir konuşma, bir video olmasını istiyorum. Yükümüze bakalım. Salem'deyiz arkadaşlar. Salem'den çıkacağız. Portland üzerinden Astoria'ya gideceğiz. Biliyorsunuz yeni bir şeyle DLC ile beraber Washington eklenecekti. Bunları sizlere ufaktan göstermiş olacağım. Şimdi yolumuza şöyle ufaktan çıkan Volvo ile beraber gideceğiz bu yolu. Onu da aktarayım sizlere. Şu vitesimizi boşaltalım. Aracımızı çalıştıralım. Birinci vitese takalım. Ufaktan kalkmaya çalışalım. Okey. Artık gerçekten yaklaştı arkadaşlar Washington'ın çıkması. Çünkü sona gelindi artık ya. Yapılacak bir şey yok. Eklenecek başka bir şey yok. Bayağıdır resimleri falan paylaşılıyor. Bayağıdır bilgileri paylaşılıyor zaten şeyin. Washington DLC'sinin. Hani Washington artık gelecek. Mayıs ayı sonu beklenebiliyor. Haziran ayının başında beklenebiliyor. Yani bu zaman diliminde artık Washington'a gidebileceğiz. Washington'a dolaşabileceğiz. Yük götürüp getirebileceğiz. Beklediğim bir harita mıydı? Evet. Neden beklediğim bir haritaydı? Çünkü şu yüzden arkadaşlar. Gördük bunu. Oregon'la gördük mimariyi. Yapıyı nasıl kaliteli hale getirdiklerini gördük SCS'nin. Bir de DX11 arkadaşlar. Şu anda oyunu DX11 ile oynuyorum. Yani DirectX 11 desteğiyle beraber ATS'yi oynamış bulunmaktayım. Henüz resmi olarak DX11'e geçilmedi. Bakın bunu sizlere söyleyeyim. Resmi olarak DX yani DirectX 12'ye geç 11'e geçilmedi. Bunu kendiniz geçirebilirsiniz. İster konsola, isterseniz belgelerim config dosyasına girerek oradaki deviz G+R+2.üst üste miydi? Neydi? Öyle bir kod var orada. Onun DX9 yazan yerin DX11 olarak değiştirip kaydedip oyuna girebilirsiniz. ETS ve ATS için ikisi de aynı. Hiç fark eden bir problem yok. Hiç fark eden bir şey yok zaten. Konuşamadım. Bu şekilde DX11'e oyununuzu çıkarıp sizler de oynayabilirsiniz. Ben açıkçası bir fark hissettim. Çok hafif bir fark hissettim. Bu grafik anlamında falan değil bunun. Yani kesinlikle yanlış anlamayın. Tamamen FPS durumuyla alakalı, droplarla alakalı bir sorunu düzeltiyor. Evet, daha akıcı bir oyun oldu. Ben şu anda ayarlarımı da sizlere söyleyeyim. En ultra ayar %200 ölçeklemeyle oyunumu oynuyorum. Bunu sizler %300'e de alabilirsiniz, 400'e de alabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi isteğinize kalmış bir şey ama hani benim sizlere önerim %200'de kalsın. Rahat bir şekilde oyununuzu oynayın. Yani 400'e çıkarıp da bilgisayarınızı yormaya gerek yok. Çok iyi bir sisteminiz varsa %200 kullanabilirsiniz. Ona bir şey dediğim yok zaten. Tamamen o size kalmış. Ama DX11'in burada ufaktan faydalarını görebiliyoruz. FPS konusunda bunları görebiliyoruz. Şu anda halen experimental beta'da değil oyun arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Artık normal beta'ya çıktı. Beta'dan sonra da tam sürüme çıkacak. Yani şöyle de bir durum var. Artık SCS hani gerçekten bir şeyleri tamamlayıp bize veriyor. Yani tamamlamadan bir şey vermiyor. Halbuki bizim o girmiş olduğumuz betalar artık tamamlanmış bir beta. Beta da değil artık. Tamamlanmış. Bize veriyorlar. Ufak tefek sorunlar varsa da onları hallediyorlar. Yani böyle yarım yamalak bir şey vermiyorlar. Ben mesela ATS'de Experimental beta çıktığında yani deneysel beta çıktığında bir sorun yoktu. Ondan sonra onun üzerine bir beta güncellemesi geldi. Experimental beta'dan çıktı. Normal beta'ya girdi. Direkt ben araçların kaplamaları falan bozuldu. Daha sonrasında yeni eklenen bir güncellemeyle beraber oyundaki o kaplama sorunlarını da çözdü. Ufak tefek sorunlar olabiliyor. Yani şu anda 1.35'in normal betasını kullanıyoruz diye biliyorum ben. Ama şeyde Steam arayüzünde Experimental beta yazıyor. Çünkü Experimental beta'ya hala kayıtlıyız biz. Yeni bir şey olduğunda tık oradan inmesi için oynayabilmemiz için. Sitede oyun üzerine sağ tıklayıp Experimental Beta'ya alabilirsiniz oyununuzu. Otomatikmen güncellemesini yapacaktır. Daha sonra gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayabilirsiniz. Bu Experimental ya da normal Beta'da şunları da göz önünde bulundurun. Save dosyanızda problem olabilir, oyununuz bozulabilir, haberiniz olsun. Bunları göz önünde bulundurarak bunları şeyleri yap. Şimdi bir diğer konu ise açıkçası ben şunu da söyleyeyim sizlere yanlış olmasın. ATS'de ETS'yi de konuşabiliriz. ETS'de ATS'yi de konuşabiliriz. Çünkü ikisi de aynı. İkisi de aynı firmanın oyunu. Ve ikisi de günümüzde şu anda. Günümüzde oynayabiliyoruz. Güncel. İkisi de güncel bir oyun.
Hani hepsini ayrı bir video çekmeye gerek yok. Ben onun lüzum görmüyorum. Bunda da, onda da tır süreceğim konuşacağım. Bunda da tır sürüyorum konuşuyorum. Hiçbir fark yok. Ondaki özellik de aynı. Bundaki özellik de aynı. Birbirinin aynı. Zaten çıkan içerikleri falan işte çıkacak olan içerikler falan farklı. Evet, şu konuya bir açıklık getirelim. SCS ETS2 için Karadeniz'e giden yol adında bir DLC duyurdu. Bunu zaten biliyorduk. Balkanlar DLC'si. Romanya, Bulgaristan, işte Türkiye diye yeni yerler eklenecek. Yeni ülkeler eklenecek. Türkiye'nin sadece Avrupa kısmı, yani Trakya kısmı haritaya eklenecek. Trakya kısmından kastımız şu: Edirne, İstanbul, eklenebilirse Kırklareli, yanlış söylemediyse, bir de Tekirdağ. Tekirdağ'ın sanayisi falan var biliyorsun, limanı falan var. O yüzden bu 4 şehir eklenmesi planlanıyor. Aslında planlanmıyor. Ana 2 şehrin geleceğini biz zaten biliyoruz. Bunlar şeyler, Edirne, İstanbul zaten gelecek. Avrupa'nın en büyük şehirlerinden birisidir İstanbul. Ya bu yüzden %100 İstanbul gelecek zaten. Ve İstanbul nasıl modelleneceğini gerçekten merak ediyorum. En kısa zamanda bir fotoğraf paylaşılması gerekiyor SCS tarafından. Paylaşıldı zaten zaman, zaten sizler de gönül rahatlığıyla SCS'nin bloğundan ve Simülasyon Türk'ün kendi sayfasından bunları görebilir. SCS blog daha orijinal yazı yazıyor. Yani İngilizce olduğu gibi aktarıyor. Simülasyon Türk orijinal yazının Türkçeleştirilmiş halini oradan görebilirsiniz. Sizler de fikir sahibi olabilirsiniz. Onu da aktarayım sizlere. Ve bazı kaynaklarda şöyle denilmiş: parça parça Türkiye'nin tamamı haritaya eklenecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir kere aklınızdan çıkarın. Böyle parça parça Türkiye'yi oyuna eklemek gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Adamlar sadece Türkiye'yi ekleyecekler, bırakacaklar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani Trakya bölgesi eklenilecek ve bırakılacak. Tıpkı Petersburg'da olduğu gibi. Yani ETS'nin çıkan Baltık Sea DLC'sinde olduğu gibi. Rusya'nın Petersburg şehri yapıldı ve bırakıldı. Dikkat ettiyseniz yapıldı ve bırakıldı. İleriye gidilecek mi? Orası meçhul değil. Ama gidilecek. Olursa da zaten bu World of Trucks başlığı altında olacaktır. World of Trucks, Dünya Kamyoncular Topluluğu diye bir isme sahip. Yani olacaksa onda olacaktır. Ya American Truck ya da ETS olarak, yani Euro Truck Simulator 2 Avrupa bölgesinden dışarıya çıkamaz. Çünkü Avrupa bölgesi İstanbul'la beraber sınırlı kalıyor. Avrupa yakası, Anadolu yakası. Bu şekilde kaldığı için mecburen adamlar Avrupa yakasını alıyor. Petersburg'un bile tamamen o haritaya eklenmedi. Petersburg'un yarısı Rus şeye ait, Doğu'ya ait diye biliyorum ben. Anadolu diyelim biz, sizin anlayacağınız şeyde. Anadolu'ya ait, yarısı da Avrupa'ya ait gibi söylediğimiz zaman bir doğru dürüst bir anlam çıkıyor araya. Yani bu nedenle beraber haritanın yarısı ekleniyor, yarısı eklenmiyor. Ha, dediğim gibi World of Trucks olayı gelirse onun daha neler içereceğini, neler olacağını tam anlamıyla bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz birkaç bir şey var. Bu da işte World of Trucks özelliğinden sonra karşımıza çıkacak olan gerçek online sistem gibi bazı konuşmalar var, fikirler falan var ama. Ha, bunlar da doğruluğu ne türden, ne şekilde onu bile bilmiyoruz. F-Mod duyuruldu, F-Mod'dan halen bir ses yok. Bakın sizlere ciddi ciddi söyleyelim. F-Mod duyuruldu, F-Mod'un hala hiçbir şeysi yok. Sadece F-Mod söylendi, bitti. Millet bir açıklama bekliyor gerçekten. Mesela DirectX 11 desteği. Sessiz sedasız eklendi. Biz bunu sizlere söylemedik. Bak, biliyorduk ama sizlere biz bunu söylemedik. Neden? Çünkü birçoğunuzun aklı karışacak. Birçoğunuz yapamayacaktı. Ama şimdi burada açık verdi. Config dosyasından girip DX11'i işaret yazarsanız oraya direkt DirectX 11 ile çalıştırabilirsiniz. Yani tam anlamıyla geçiş sağlanmadı. 1.35'te geçişin ana temel ayakları atıldı, yani köprünün ana temel ayakları atıldı ve ilerleyen zamanlarda devam edecek. Geliştirile devam edecek. Yani birden DX9'dan DX11'e geçmek imkansız. Ben bunu söylemiştim ETS videomda da. Bu videoda da bir kez daha tekrarlayayım. DX9'dan DX11'e geçmek demek, baştan sona mevcut olan tüm kodları DX11'den gözden geçirmek demek. Yani DX9'da yazılmış olan tüm kodları DX11'e adapte etmek demek. Bu da demek oluyor ki ETS 2'yi bırakın, ETS 3 yapın yerine. Bu kadar ya. Başka bir şey yok. Ve dikkat ederseniz
ATS, ETS'ye göre bir adım daha önde. Neden? Çünkü ATS yeni nesil bir oyun motoruyla yapıldı. Oyun motorunun yeni nesil dememin amacı da şu. Mesela ETS daim aynı motor. Prims 3D diyebiliyoruz biz o motoru halen değişmediyse. Ben Prims 3 diyebiliyorum kaç yıldan beri. 18 serilerinden falan biliyorum Prims 3D diye bir motor. Kendi motorları daha doğrusu. ATS de aynı motoru kullanıyor diyebiliyorum. Ama ETS 2012 güncellenmiş versiyonuyla çalışan bir motor. ATS 2016'da güncellenmiş bir motorla beraber bize bu şeyi oyun zevkini sunuyor. Yani 2012'deki güncellenmiş olan bir motorla 2016'da güncellenmiş bir motor arasında dünyalar kadar fark var. 2012'de yapılmış bir oyunda 2016 yılında yapılmış bir oyun arasında dünyalar kadar fark var. Yani şunu söylemek istiyorum. 2012 ilk 2016'ya uyarlanacak. 2016 ikisi toplanıp yeni nesile uyarlanacak. Bu şekilde ancak ilerleme kaydedilir. Bu tamamen benim fikrimdir. Benim size anlatış tarzımdır. Bambaşka bir şey de olabilir. Yani bu arka planda bambaşka bir çalışma ortamı da olabilir. Bambaşka bir hikayesi de olabilir. Bu tamamen dediğim gibi benim kendi şahsi fikrim. Ben size bu şekilde anlatıyorum. Yanlış olmasın arkadaşlar. Yani biz her şeyi de burada doğru söyleyeceğiz diye bir şey de yok. Biz de bilmiyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Washington'a gideceğimiz ilk kavşak burası. Bu kavşak yeni yapıldı. Daha önce yoktu. Bu yol yenilendi. Astoria şehri yenilenmedi. Orası zaten vardı. Orası yeniden falan yapılmadı. Onu sizlere aktarayım. Çünkü bazı videolarda yanlış bilgi verilmiş. Onları da bu videoda düzeltelim. Astoria şehri zaten mevcuttu haritada. Oregon DLC çıktığında mevcuttu. Yeni bir şey yok. Sadece bu köprü işte kavşak yenilendi. Bu yollarda ufak tefek değişiklikler oldu köprüyü uyarlamak için. Yeni yeni şeyler böyle yani. Şu anlık Washington'la alakalı bazı şeylerimiz var. Evet, birazdan serbest kamerayla da oraları göstereceğim. Bazı yeniliklerimiz mevcut şu anlık. Gidip görebileceğimiz yerler mevcut haritada. Onları da ufaktan göstereceğim. Sonra ufaktan da kapatırız videomuzu. Size ara ara işte SCS'nin yapmış olduğu güncellemelerle, SCS'nin yapmış olduğu bildirimlerle falan geri dönüş sağlayarak bu şekilde videolarımızı güncel tutmaya çalışacağız SCS ile alakalı. ETS ve ATS'yi kanalda bırakmıyoruz. Öyle bir durumda söz konusu değil zaten. Ama ben şunu söyledim. Simülasyon olmayacağız. Yani simülasyondan çıkıyoruz. Simülasyondan çıkıyoruz, serilerinden çıkıyoruz. Oyun çekmeyeceğimiz anlamına gelmez bu. Onu da aktarmış olayım sizlere. Yani ben önemli bir içerik geldiğinde, önemli bir güncelleme geldiğinde videolarını çekeceğimi söylemiştim. ATS'nin 1.35'ini çektik, ETS'nin de 1.35'ini çektik. Bitti. Ben halbuki Almanya yenilendi ETS'de. Biliyorsunuz tekrardan Almanya'nın yeni bir şeyi çıktı. Fransa'ya yeni bir yol eklendi. İnceledik mi? İncelemedik. Neden? Çünkü gerek yok. Hep aynı şeyler. Tıra al git bırak. Tıra al git bırak. Yani yük al git bırak. Bu kadar. Ama daha önemli bir yer vardı. Orada şey, Sardunya Adası'nın eklenmesiydi. Mesela Sardunya Adası'na gittik, gezdik, dolaştık, baktık yollarını. Ama ben video çekerken gittiğim için pek de kafamı ve aklımı oraya veremedim haritaya. Hani haritanın neye benzediğini şu anda sorsanız bilmiyorum. Hani neye benziyor diye sorsanız gerçekten bilmiyorum. Hani gerçekten o zevki yaşamadım ben o haritayı oynarken. Bana çok boş gibi geliyor. Aynı şey benim için Türkiye haritasında da olacak. Bakın bunu söyleyebilirim size. Benim için Türkiye haritası çıktığında büyük bir etki yaratmayacak. Benim sevincim sadece bir hafta sürecek ve bitecek. Neden böyle oluyor? Neden böyle oldu? Ben bilmiyorum ama ben soğudum. Ya bir soğukluk var artık SCS ile aramda. Ama şunu söyleyeyim. ATS daha sıcağı. ETS değil de ATS daha sıcağım. Anlamadım. Benden bir gariplik var. Yoksa ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Hani dediğim gibi anlatacaklarım bunlar. 1.35 böyle. İçeriği böyle. Yeni gelen güncellemeleri böyle. İçerikler böyle. Bu arada yabancı bir kaynakta mı nerede bir fiyat listelemeleri yapılmış. 17 euro muydu? 17 dolardan mı ne? Çıkacağı söyleniyor ama kesinlikle doğru bir bilgi değil şey için. Bu
Balkanlar için kesinlikle doğru bir bilgi olmayabilir. Çünkü ben burada 17 dolar dersem siz onu hiçbiriniz alamazsınız arkadaşlar. Hani 17 dolar demek bayağı pahalı bir fiyata denk geliyor. Hani ya bizim Türkiye'mizde yine 35 ya da 39 liradan alıcı bulacaktır bu DLC'ler. Hani o yüzden gönlünüz rahat olsun, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hemen şöyle yükümüzü bırakalım, aracımızı istop edip yükümüzü enter'la bırakalım. Daha sonra Washington'ın yeni eklenen bazı yerlerini sizlere göstereyim. Videomuzu da orada bir noktalayalım. Şimdi şöyle sür diyelim, sıfır kamerasına geçip F5'e basaraktan oraya doğru bir ışınlanalım bakalım. Evet, Astoria burası. Bu yol vardı diye biliyorum ben ama bakın bu yol bayağı uzadı gitti ama bu yoldan da gitmek gerekiyor ha. Bu yol gerçekten güzel. Tavsiye ediyorum, bir gidin dolaşın, gelin bakın. Oregon DLC'siniz varsa, hiç gitmediyseniz bu yoldan bir gidin. Ben de gitmedim ya. Şimdi az önceki dediğim yeni kavşak. Kavşaktan böyle döndüğümüz zaman Washington'a ilk girecek olduğumuz yer burası. Yani Astoria'dan geldiğimiz zaman şu köprüyü geçerekten Washington'a ayak adım atmış oluyoruz. Zaten şu nehir bizi ayıran özellik. Nehir yani abi. Nehir olmasa sıkıntı olmayacak. Buralar falan düzenlenecektir tekrardan. Bakın. Şimdi siz buradan geçerken buraya bakarsanız bir anlamsızlık var orada. Bir belirsizlik var. Fark ettim. Oralar falan düzenlenecektir. Hiç problem değil yani o konuda şey yapmaya. Buraya ufaktan bir sanayi alanı gibi bir şey başlıyor. Burada yol bitiyor. Ama ben size bunu değil. Ben şuraları göstereceğim. Bakın buralarda yeni yollar falan var. Köprüler falan eklendi. Devam ediyor. Liman şehri, liman kenti falan var. Buradan karşıya geçen yollar. Portland'a bağlanan, otobana bağlanan yollar falan var. Onun sonrasında şurada yeni bir şey yaptılar ve bunu unuttular. Kapatmamışlar. Bakın şurayı da göstereyim ben sizlere. Burada Washington DLC ile beraber eklenecek. Ya büyük bir ihtimal burası tatil gibi bir yer. Buraya geldiğiniz zaman başarım kazanabileceksiniz. Onu da sizlere aktarayım. Mount St. Helens welcomes you. St. Helens Dağı'na hoş geldiniz gibi bir şey diyor burada arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman manzarası muhteşem. Turistik bir yer zaten diye geçiyor. Hemen şöyle yan tarafa doğru gidelim. Şurada da bir hataları mevcut. Hata değil açıkçası bunlar ama unutulmuş şeyler. Yapılmış ve unutulmuş şeyler. Bakın buralar falan daha yapılıyor yani. Yapım aşamasında buralar komple. Onu da aktarayım. Mesela burada dağ var. Bu dağ olmasa buranın altında yol olmuş olacak. Bakın bir tane köprü yapmışlar, diğer köprü yapılmamış. Tuhaf tuhaf şeyler var ha burada. Tren raylarımız. Dağ buradan gidiyor. Böyle geriye doğru. Şurada yol devam edecek. İşte dediğim gibi tam güncelleme, tam DLC çıktığı zaman buradan sonralarına gidebileceğiz. Buralar falan düzenlenecek. Bunlar daha yeni şeyler. Yapım aşamasında olan şeyler. Bunlar eklenecektir. Böyle parça parça koyuyorlar haritaya. Sıkıntı yok yani. Bunları falan gösterdik. Şimdi şurada bir ayrım var. Bu ayrımı unutmuşlar. Yani bu şekilde abi. SCS ise bu şekilde modellemeye devam ediyor. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Her şey aynı. Her düzen komple aynı. Değişik hiçbir şey yok. Çıktığı gün oynayacağız. Ama dediğim gibi az kaldı artık. Washington'ın çıkmasına az kaldı. Hepimiz merakla Washington'ı beklemeye devam edeceğiz. O zaman ne yapalım? Videomuzu noktalayalım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tam şurada duran abone butonuna kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın.